Evet, merhaba arkadaşlar. Yeniden bir yayında beraberiz. Bugünkü yayınımızın başlığı mafya lideri yalancı çobana karşı olacak. Ama ondan önce bazı haberlere, gündemlere değineceğiz. Bekçi şiddeti, bu programda ele alacağımız konulardan Filistin meselesi, aynı şekilde başka bir konu. Ama ana konumuz Sedat Peker'in videoları üzerinden devam edecek. Sedat Peker'le Erdoğan'ın mücadelesi veya iktidarın mücadelesi üzerinden gündemi paylaşmaya çalışacağız. Haberlerde öne çıkan şeylerden bir tanesi seçici haberler almaya çalışıyorum bu arada. Yani üzerine yorum yapılabilecek. 100 litre için Rusya'ya her gün 350 bin TL ödenecek diye bir haber var. Türkiye bir orman ülkesi. Evet, çok yoğun ormanlarımız yok ama sıcak bir coğrafya olduğu için özellikle Batı Anadolu'da sık sık orman yangınları çıkar, Akdeniz'e ve Batı Anadolu'da. Dolayısıyla Türkiye yangınla mücadeleyi öğrenmiş bir ülke olması gerekir. Çok fazla ormanını kaybetti ve birkaç yıl öncesine kadar da aslında bir şekilde mücadele ediyordu. Ama 2 yıldır bu yangınla mücadelede de tuhaf şeyler oluyor. Türk Hava Kurumu kendi elindeki uçakları yangın söndürmede kullanamıyor. Onun yerine her gün çok ciddi paralar ödemek üzere Rusya'dan uçak kiralanıyor yangın dönemlerine münhasır. Ne kadar? Mesela işte 153 gün için 203 milyon TL, 3 ila 5 arası uçak kiralanıyor, belli bölgede geziyorlar. Ve her gün bu uçakların her birine 350 bin, 442 bin TL ödeniyor gün başına. Peki bunun ödenmesinin sebebi ne? Çıkılan ihalede şöyle bir şey var. 5000 litre su kapasiteli olması öngörülüyor yangın söndürme uçaklarının. Oysa Türkiye'deki Türk Hava Kurumu'nun envanterinde olan uçaklar 4900 litreymiş. Yani 100 litre eksik olduğu için Türk Hava Kurumu'nun kendi imkanları, kendi uçakları kullanılamıyor. Bunun yerine Rusya'dan, yurt dışından uçaklar almak zorunda kalıyor. Ayrıca ihaleye Türk şirketlerin girmesi de engelleniyor. Yani sanki bir irade o limiti 100 litre yukarıya yükselterek Rusya'dan, dışarıdan bu ihalenin verildiği firma, Erdoğan'ın Rusya'yı Putin'i ziyaretinde gündeme gelmiş, işte Tarım Bakanlığı'nda incelediği bir firma, bir yönüyle Putin'e rüşvet gibi de gözüküyor ama Türkiye'deki işlerin nasıl döndüğünü gösteren bir şey. Yani o ihale şartnamesini pekala 5000 litreden 4900'e indirebilirsiniz ve bu ihaleyi yerli firmaya verebilirsiniz. Döviziniz burada kalabilir, Türk şirketleri iş yapabilir, işte Türk Hava Kurumu'nun uçakları iş yapabilir ama öyle değil. Onu indirmiyorlar ve 100 litrelik kapasite eksikliğinden dolayı Türkiye milyonlarca lira dolar yurt dışına ödemek zorunda kalıyor. Muhtemelen Rusya'daki bu şirketle devletin başındaki bir kısım insanların anlaşmaları var. İnsanlar, esnaflar bilirler. En küçük esnaf bile, işte benim bir yakınımın pide firması var, dükkanı var. Başına mutlaka güvendiği insanları koyuyor. Niye? Sıcak para alıyorsunuz orada. Para tahsilatı yapıyorsunuz. Bütün firmalar muhasebeye bakacak, kasaya bakacak, paraya dokunacak insanları güvenilir insanlardan seçer. Eğer bunu böyle yapmazsanız, paranızı çalacak, götürecek insanlardan oraya koyarsanız bir sürü ticaret yaparsınız, işlem hacmi olur ama günün sonunda size kalan bir şey olmaz. İşte Türk toplumunun yaptığı bu maalesef. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türk toplumu kasanın başına hırsızları koydu. Dolayısıyla hırsızlar her yerden ve her şeyden çalıyorlar. Ve bu hırsızlar çaldıkları için de ülke, devlet, milletin, kurumlar, milletin ama millet aç kalıyor. Hırsızlar götürüyorlar. Bu ticaretten, bu döngüden, bu üretimden, hırsızlardan milletin fertlerine, bireylerine herhangi bir şey düşmüyor. Bir refah düşmüyor. Ancak açlık ve sıkıntı düşüyor. En basit esnaf bile kasasına sağlam insanları koyarken Türk toplumunun, Türk vatandaşının devletin anahtarlarını hırsızlara, çetelere, soygunculara teslim etmesi, bu mentalitenin işliyor olması aslında Türkiye'nin neden burnunun pislikten kurtulmadığının, neden bir bataklıkta debelenip durduğunun da formülünü bize gösteriyor. Evet. Yani yangın söndürme cihazlarında bile, uçaklarında bile ciddi yolsuzluklar yapılıyor. Bir başka acı haber, bu haberlerden çok maalesef karşılaşıyoruz.
İşte en son bir iskelenin altında ölen akademisyen de zannederim iade edilmişti. Polislerden var böyle. 28 yıllık öğretmen öldükten sonra masumiyeti anlaşılmış ve göreve iade edilmiş. Bunu da sanki insanların canını daha çok yakmak için ölen insanları bir irade göreve iade mi ediyor? Böyle dalga geçer gibi, eğlenir gibi, bu konuda da emin değilim. Ama çok fazla sayıda örnek var böyle. Vefat ettikten sonra masum bulunup görevine iade edilen, işte Gökhan Açıkkollu'da yani işkenceyle öldürülen, kendisi için hainler mezarlığı kurulması teklif edilen, cenaze arabası bile verilmeyen Gökhan Açıkkollu'da vefatından sonra görevine iade edilmişti. Evet, Türkiye herkesle kavgalıydı. Yurtta sulh, cihanda sulh, Türk dış politikasının ana iskeletini oluştururdu ama AKP'nin son 12. 10 yılında Türkiye'nin kavga etmediği hiç kimse kalmadı. Mısır'la barışma çabaları devam ediyor. Mısır, Türkiye'ye ciddi ciddi onurunu da kıracak şekilde Sisi, kendisi de bir diktatör olan, bir darbeci olan Sisi, Türkiye Cumhuriyeti'ne, AKP iktidarına boyun eğdirdi. Şimdi Türkiye Suriye ile barışma yollarını arıyor. Yani yeniden AKP iktidarı kardeşim Esed dönemine doğru dönme yolları arıyor. Yani geride kalan 10 yılda kocaman bir Suriye'nin heder edilmesi, yıkılması, Suriyelilerin perişan olması, Türk dış politikasının çökmesi, içeride bir sürü göçmenlerden oluşan problemlerin ortaya çıkması, Türkiye'nin uluslararası alanda Suriye'deki kirli iç savaşa müdahil olması, silahlar sevk etmesi filan, bütün bu kirlenmeler neden? Hani bu borsada biz bunu neden yedik meselesi var ya, iki borsacının konuştuğu hikayeye benzedi. 10 yıl sonra bütün faturası maliyetinden sonra Türkiye yeniden Suriye ile buluşmaya, barışmaya çalışıyor arkadaşlar. Çok önemli haberlerden bir tanesi de şu, BBC'de bunu sıkça ben İngiliz televizyonlarında görüyorum. İngiltere'deki zararlı bir kısım plastik atıklar, kimyevi atıklar Türkiye'ye ihraç ediliyor. Zannederim bu 3-5 yıldır yapılıyor. Ve defalarca ben, yani özel bir izleme yapmamama rağmen, karşılaştığım İngiltere medyasında bu sorgulanıyor. Türkiye çünkü bu atıkları, zararlı atıkları, özel işlem gerektiren plastik atıkları imha etmiyor. Özel imha sürecine sokmuyor. Ne yapıyor? Tarlalara gömüyor. Nereye? Mesela Çukurova Havzası'na, Adana'da pek çok çöplükte İngiltere'den gönderilen bu özel işleme tabi tutulması gereken plastikler bulundu. Ve Türkiye bundan rahatsız değil. Türkiye'de bununla ilgili bir gündem olmuyor. Kimse gündeme getiremiyor. Ama ben İngiltere'de defalarca ve İngiliz medyasının sorgulaması şeklinde de, neden Türkiye bunları imha etmediği halde İngiltere'ye sorguluyorlar? Yani Türkiye elbette ana sorumlu ama İngiltere medyası çevreyi kirleten, doğayı kirleten, Türkiye'de bile olsa böyle bir işleme İngiltere'nin neden devam ettiğini İngiltere'de sorguluyorlar. BBC de bunu haberleştirilmiş ve bu Türkiye'deki, Türkiye'ye ihraç edilen atıkların %40'ının Türkiye'ye ihraç edildiğini ve bunların da ya yakıldığını ya gömüldüğünü, bir bilimsel imha sürecinden geçirilmediğini ama o ihalelerin parasının bir şekilde birileri tarafından iç edildiğini söylüyor ve bunu İngiliz medyası sorguluyor ama Türk medyasında buna dair ben hiç haber görmedim. Yani Türkiye Avrupa'nın çöplüğü haline getirilmiş durumda. Bir taraftan vatan, millet, işte Türklük vesaire gibi hamasi söylemler ortalıkta dolanırken öbür taraftan siz ülkenizi Avrupa'nın çöplüğü haline getiriyorsunuz. Kendi vatandaşlarınızı, işte aşılama meselesinde olduğu gibi, aşı reklamlarında kendi vatandaşını üçüncü sınıf vatandaş haline, Batılılara hizmet eden ama kendisi sadece onlara hizmet edeceği için aşılanmayı hak eden bir toplum haline getiriyorsunuz. AKP iktidarının Türkiye'ye getirdiği sonuç, nokta bu. Yani İngiltere'nin, Avrupa'nın çöplüğü, sadece turistler için hizmet etme potansiyelinde öyle görülen bir toplum, açlıktan kırılan, çöplerden yemek toplayan, işsizlikten bir gelir olmadığından dolayı pandemi döneminde intihar eden insanlardan oluşan bir noktaya getirildi Türkiye. Bu absürt gündemlerden bir tanesi de bekçi şiddeti. Ankara CHP, Ankara Milletvekili Gamze Taşçıyer bu konuda bir
soru önergesi vermiş. Çünkü bekçiler AKP'nin icat ettiği eski dönemlerde vardı bizim çocukluğumuzda da, ama bu bekçiler sokakların güvenliğini sağlardı. Yani hırsızlığa karşı falan geceler dolaşırlardı. Şu anda ihdas edilen bekçilik veya güçlendirilen azalmıştı, o çok asgariye inmişti. AKP onu yeniden güçlendirdi, kadrolaştırdı. Bu güvenliği sağlamaktan çok güvensizlik üretmek üzerine kurulu bir bekçilik. Ve bekçiler eğitimlerde çok yok. Yani hem formal eğitimleri yok, örgün eğitimleri yok, hem de güvenlikle ilgili eğitimleri yeterli değil. Pek çok olayda şiddet kullanıyorlar. İnsanları dövüyorlar. İşte Batman'da 15 yaşında bir çocuğu dövdüler. İşte Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında havaya silah ateş açtılar. İnsanları tedirgin ettiler. Böyle bir bekçilik var. Bu bekçilik Hitler'in SS'lerine benzeyen bir bekçilik, bir yaklaşım. Devrim muhafızları ordusu var İran'da ve onun besiçler denilen kuvvetleri var. Bunlara benzeyen bir bekçilik. Otoriter yönetimler, ideolojik ve otoriter yönetimler kendi ideolojilerini, kendi rejimlerini korumak için silahlı güçleri ve emniyet güçlerini ideoloji partizanlaştırdığı gibi, kendisine destek haline getirdiği gibi, halk ayaklanmalarını engellemek, protestoları engellemek, insanlar üzerinde bir baskı kurabilmek için sivil veya yarı sivil silahlı rejim koruma memurları da ihdas ederler. İşte İran'daki devrim muhafızları ordusu ve bunun sokaklara yayılmış gönüllülerden oluşan besiçler, silahlı besiçlerden oluşan birimleri böyle bir şey. Yani İran'da ara ara görürsünüz. Ekonomiyi protesto eden, iktidarı protesto eden bir kısım eylemler çıkar. İnsanlar sokaklara dökülür. Ama hemen akabinden işte bu besiçler, devrim muhafızları, orduları girerler. Bunlar tek tek tespit ederler. İnsanları alırlar, kaçırırlar, işkence ederler, bodrumlara indirirler. Ve dolayısıyla o halktaki yönetime karşı, rahatsızlıklara karşı olan tepkileri bir şekilde bitirirler. O muhaliflerin elebaşlarını ortadan kaldırırlar. Türkiye'deki bekçilik sistemi de bir yönüyle böyle arkadaşlar. Yani AKP iktidarı, bekçiler, zaten polis de öyle oldu. Askeri de o hale getirdi bir yönüyle. Muhalifleri sindirme, sokakları kontrol etme, muhalif eylemleri, hareketleri bastırma yönünde kurulmuş bir gruba, bir devletten maaş alan silahlı bir birime dönüştürüldü. Aynı şeyi Hitler yapmıştı. Hitler'in SS'leri, Süleyman Soylu'ya benzer Hitler'in kurduğu SS'lerin başında da benzer bir yaklaşım, benzer bir adam vardı. Heinrich Himmler diye bir adam. Bu da SS'lerle işte Yahudilerin katledilmesi, ondan sonra Nazi kamplarının kurulması, insanların kaçırılması, muhaliflerin imha edilmesi gibi işlemleri yapıyordu. 250 bin SS vardı ve bütün Almanların veya sadece Almanların değil, Hitler'in işgal ettiği her coğrafyada insanların, ortalama sıradan insanların korkulu rüyasıydı SS'ler. İran'da bu var. Sovyetler döneminde rejimi korumak üzere buna benzer yapılar vardı. İşte Erdoğan Türkiye'si de bekçilerle bunu yapıyor aslında. İnsanların güvenliğini sağlamıyor. Güvenlik güçleri adı üstünde topluma güvenlik üretir, huzur verir, güven verir, onların endişelerini giderir. Ama Türkiye'de polis dahil şu anda güvenlik güçleri güvensizlik üretiyor, korku üretiyor, insanları tedirgin ediyor ve aynı güvenlik güçleri suçlulara karşı gayet anlayışlı, gayet toleranslı, işte Sedat Peker birazdan geleceğiz, bir sürü açıklamalar, itiraflarda bulunuyor ama ne güvenlik güçleri ne yargı bu konuda herhangi bir adım atmıyor, yok sayıyor, kulağının üzerine yatıyor. Haftanın önemli gündemlerinden birisi de İsrail-Filistin çatışmaları. Maalesef İsrail Gazze'de ve Filistinlilerin yaşadığı yerlerde ağır bombardımanlarda bulunuyor ve çok sayıda sivili öldürdü. Dündü zannederim Gazze'de gazetecilerin haber yaptıkları bir binayı vurdu ve bina tamamen çöktü. O binayı vurmadan bir saat önce uyarıda bulundu. Bu da gösteriyor ki İsrail Gazze'de yaptığı zulümlerin kamuoyunda, dünya medyasında görülmesini istemiyor ve gazetecileri vuruyor. İşte bütün baskıcı rejimler bunu yapar. Yani önce gazetecileri susturur, önce insanların haber alma özgürlüğünü susturur. Ama tabii İsrail'in arkasında ne var? Yani Batı dünyası var. Bir yönüyle Batı dünyası İsrail üzerinden kendi günahını çıkarıyor. Yani yüzyıllarca Yahudileri katletti, insan yerine bile koymadı. Sonra getirdi. İslam dünyasının ortasında küçük bir adacık olarak İsrail devletini yerleştirdi. Yani 300 milyon nüfusun, Arap nüfusun içine 6-7 milyonluk bir İsrail devletini veya 2 milyarın içine yerleştirdi. Aslında
İsrail'in bu yaptıkları bana sorarsanız çok akıllıca bir şey değil. Eğer İsrail bu coğrafyada uzun vadede kalıcı olmak istiyorsa bu beşeri unsurlarla bir şekilde bir uzlaşma zemini yakalamak zorunda. Sürekli genişleyerek, sürekli bu insanları yok sayarak ve sürekli nefret, intikam biriktirerek uzun vadede, uzun erimde yani İsrail'in bu coğrafyada ayakta kalması mümkün değil. Er veya geç konjonktür değişecek, dünya dönecektir, İsrail gücünü kaybedecektir veya Batı kaybedecektir. Ve bir şekilde İsrail Batı'nın korumasından muaf kalacaktır. Ama şu anda bütün Müslümanlarda İsrail çok ciddi bir nefret biriktiriyor, bir kin biriktiriyor. Masum insanlara, sivilleri, çocukları bombalayarak ve bunda sınır tanımayarak bir yönüyle kendi geleceğini de kararttığını söyleyebiliriz. Ama tabii İsrail'in güvendiği şeyler var. Dünyanın patronlarına güveniyor, Amerika'ya güveniyor. Burada da güveniyor derken Batılıların kamuoylarını kastetmiyorum. Hükümetlere ve devletlere güveniyor. Onlar İsrail'in kuruluşundan itibaren arkasındalar. İşte bu tür olaylarda bile mesela Amerika'nın Biden yönetiminin bir taraftan İsrail'e sivilleri koruma çağrısı yaparken öbür taraftan da bu saldırıları meşru müdafaa olarak görüyor Biden yönetimi. Yani sivillerin yaşadığı yerlerin bombalanması, insanların öldürülmesi nasıl meşru müdafaa olabilir? Ama bunu böyle ifade ediyorlar. Çünkü İsrail Batılıların himayesiyle burada duruyor ve maalesef bu Büyük Orta Doğu projesi dediğimiz şey de aslında Erdoğan'ın ben BOP eş başkanıyım diyerek iktidara geldiği, bu eş başkanlığı yapma üzerine seçimlere girmeden, partiyi kurmadan önce bir kısım anlaşmalar yaparak geldiği bu BOP aslında tamamen İsrail'in güvenliği odaklı. Yani Orta Doğu'da İsrail'e tehdit olabilecek güçleri bertarafa yönelik. İşte Irak, İsrail-Arap Savaşları'nda, iki İsrail-Arap Savaşı'nda ne kadar İsrail'e tehdit oluşturan ülkeler varsa bunlar bertaraf edildi, güçsüzleştirildi. Suriye bunlardan birisiydi, Irak bunlardan birisiydi, Mısır bunlardan birisiydi. Yani ya bu ülkeler satın alınıyor ya istikrarsızlaştırılıyor, Suriye, Irak gibi iç savaşın içine sokuluyor. Dolayısıyla Orta Doğu'da 300 milyonluk nüfus 6-7 milyonluk bir kesimin güvenliği için ameliyat masasına yatırılıyor, operasyonlara maruz bırakılıyor. Ve maalesef bu BOP projesinin en önemli unsurlarından bir tanesi de İslam ülkelerindeki, Müslüman ülkelerdeki liderler, kolay satın alınan, kirli, otoriter, diktatör eğilimli insanlar kolaylıkla gerek İsrail tarafından gerekse İsrail'in hamisi olan güçler tarafından baskıyla, sindirmeyle ya satın alınabiliyor ya susturulabiliyorlar. Müslümanlar son 3-5 asırdır veya belki 14 asırdır İslam'ın çıkmasından, doğuşundan bu tarafa hiçbir dönemde bu kadar perişan olmamıştı, bu kadar ezilmemişti, bu kadar onuru rencide edilmemişti, incitilmemişti veya bu kadar savunmasız bırakılmamıştı, bu kadar dünyada aşağılanmamıştı. İsrail ve onu himaye edilen büyük devletler tarafından maalesef Müslümanlar ağır bir linç sürecinde, tahkir sürecinden geçiyorlar. Bunu yaparken de dediğim gibi yalancı, otoriter, güvenilmez, kirli ilişkilere sahip yöneticiler, Müslüman ülkelerdeki yöneticiler başat rol oynuyorlar. Çünkü onları satın alıyorlar, onları yönlendiriyorlar. Ama halk bu yöneticilerin, Saddam gibi, Kaddafi gibi, Erdoğan gibi yöneticilerin diline bakıyor. Onların İslamcı söylemleri, onların milliyetçi söylemleri maalesef halkın aldatılmasına yarıyor. Evet. İsrail-Filistin olayları gerçekten can yakıcı ve üzücü. İslam dünyasında, Müslümanlarda da bir umutsuzluk oluşturuyor. Yani bu kadar acıdan sonra hala bir çözümün olmaması, Müslümanların herhangi bir yaptırım, herhangi bir caydırıcı tavır ortaya koyamamaları, 2 milyar nüfusun 6-7 milyonluk İsrail'e mağlup olmaları pek çok Müslümanın umudunu da kırıyor. Evet, konumuzun asıl gündemi arkadaşlar mafya lideri ve yalancı çobana karşıydı. Asıl başlığımız. Mafya lideri Peker, malumunuz Peker videolarıyla gündem belirliyor arkadaşlar ve giderek limitini de yükseltiyor. Yani işte ilk videoları birkaç milyon izlenirken son videosu zannederim bir hafta daha olmadı. 4-5 gün içinde 5 milyona çıktı.
Bu kendi kanalından 5 milyona yaklaştı. Bunun dışında aynı videoları herhalde öyle bir açık hale getirmiş ki çok farklı kanallar alıyorlar, yayınlıyorlar. Onları da ele aldığınızda bir 5-10 milyonda onların olduğunu görüyorsunuz. Yani Sedat Peker gündemi domine etti. Adeta böyle Brezilya dizileri gibi insanlar Sedat Peker'in videoları çıktığında hemen başına toplanıyorlar. Acaba ne dedi, ne diyecek? Bir sonraki bölümü beklemeye başlıyorlar. Mustafa Sarıtaş'ın bir önerisi var Sedat Peker'e. Netflix'le anlaş diyor. Zannederim Netflix'te konsa en çok izlenen, rekorlar kıran videolar haline gelir. Pek çok filmden çok daha ilgiyle izlenen, takip edilen bir yaklaşım. Peki neden yalancı çobanla mafya lideri dedik? Yalancı çoban Erdoğan'a tekabül ediyor. Yani iktidara. Erdoğan yalan söyleye söyleye o kadar toplumun umudunu, güvenilirliğini bitirdi ki artık AKP ve Erdoğan iktidarının ürettiği hiçbir şeye insanlar güvenmiyor. Aynen yalancı çobanın her defasında yangın var, yangın var deyip boş çıkması gibi artık itibarı tükendi. Artık AKP medyasının o koca koca devasa milyonlar ödenen medyanın bakın izlenirliklerine, YouTube kanallarına çok cüz'i, çok sınırlı ama muhalif medyanın özellikle yurt dışında yayın yapan pek çok mesela İşte Moonstar gibi, Bolt Medya gibi, Erkam Tufan Aytav gibi pek çok gazetecinin sağdan soldan gazetecilerin yaptıkları yayınların keza yurt dışından yayın yapan Sedat Peker'in milyonlar izleniyor ve insanlar itibar ediyorlar. Erdoğan Türkiye'de bir yalancı çoban hükmüne düştü ve güvenilirliği kalmadı. Artık gündem belirleyemiyor, sürekli altı boşalıyor, ülkeyi yönetemez hale geldi. İşte tam da bu noktada bir mafya lideri olmasına rağmen, bir suç örgütü lideri olmasına rağmen, kendisi de dün bu kirli iktidarın ortağı olmasına rağmen, onunla birlikte kanlı, kirli ilişkiler içine girmesine rağmen Sedat Peker'in videoları çok izleniyor. Sebep ne? Çünkü Sedat Peker doğru söylüyor. Söyledikleri doğru. Doğrunun tamamını söylemiyor. Her şeyi söylemiyor. İşine gelenleri söylüyor. Kontrol ederek, süzerek söylüyor. Ama sonuçta herkes biliyor ki Sedat Peker'in söyledikleri doğru ve gerçek. Altı boş şeyler değil. Bundan dolayı bir tanesi yalancı çoban hükmünde olan bir devlet başkanı, koskoca 83-84 milyonluk bir devletin başında devasa imkanlara, aygıtlara, kurumlara, medyaya, polise, orduya sahip. Ama öte taraftan Sedat Peker'in ifadesiyle bir tripodla, bir kamerayla Sedat Peker Erdoğan'ı yeniyor. Aslında Erdoğan'ı yenen şey Sedat Peker değil. Erdoğan'ı yenen şey, evet Sedat Peker'in artistik hareketleri var, üslubu var, ne bileyim toplumda bir karşılık görüyor filan. Kendisini pazarlamayı çok iyi biliyor. Yani PR tarafı, kabiliyeti de güçlü. Kendince stratejik adımlar atıyor filan. Ama asıl Erdoğan'ı yenen şey Sedat Peker'in bu tarafları değil. Söylediklerinin doğru olması ve bu doğruların toplum tarafından bilinmesi. Bundan dolayı çok ciddi izlenirliği oluyor ve karşılık görüyor. Anlaşılan o ki Sedat Peker'in açıklamaları, yani bir mafya liderinin açıklamaları giderek erozyona uğrayan bir yalancı çobanın itibarını, altını çok daha boşaltmış durumda. Yani zaten bir erozyon vardı. Bu erozyonu Sedat Peker'in bu açıklamalarının, bu videolarının hızlandırdığını ve bir felakete doğru götürdüğünü görüyoruz. Bundan sonra Erdoğan buna karşı neler yapar, nasıl adımlar atar onları göreceğiz. Ama kamuoyunda bu da çok tartışıldı. Herkes Sedat Peker'in videolarının üzerine yorumlar yapıyor. Adeta Sedat Peker'in her bir videosu gündemin öbeğine göbeğine oturdu ve gündemi o belirliyor. Mesela Fikri Sağlar şunu söylüyor. Bu susurluktan çok daha ciddi bir şey diyor ki Fikri Sağlar, Susurluk komisyonlarında görev almış. Bunun aydınlatılması için o zaman CHP ve SHP'de siyaset yapan bir siyasetçiydi. Çok görev almış ve Susurluk süreçlerini bilen bir adam. Bu ondan çok daha ciddi diyor. Geçen hafta da söyledim, çok daha ciddi. Ve Türkiye'deki durum Susurluk döneminden çok fecaat ve felaket. O dönem en azından savcılar vardı, dava açılabiliyordu, mecliste bir kısım komisyonlar oluşturulabiliyordu. Mesela Susurluk'la ilgili 3 ayrı komisyon ve rapor hazırlandı. Yani işte MİT bir rapor hazırlandı, MİT'in raporuna güvenilmedi, şaibeli bulundu. Kutlu Savaş, eski vali ve mülkiye müfettişi olan bu
Yıllarca çalıştı, güvenilir de bir rapor hazırladı. Daha sonraca Mehmet El Katmış zannederim Refah Parti döneminde ve Fikri Sağlar. Bu ikisinin hazırladıkları bir raporlar oldu. Yani o dönem Sedat Buçağ'ın milletvekili DYP'den o zaman Mehmet Ağar'la aynı partide siyaset yapıyordu. Abdullah Çatlı'nın, Gonca Us'un, emniyetçi Hüseyin Kocadağ'ın karıştığı bu karanlık kaza hem kamuoyunda tepki görmüştü, insanlar sokaklarda gösteriler yapmıştı, işte sürekli aydınlık için bir dakika karanlık, tencere çalmalar olmuştu. Yani toplumun tepkileri zindeydi, diriydi ve buna karşılık vermişlerdi ama burada maalesef bir suskunluk var. Sadece medya üzerine, yani kamu kurumları anlamında bir suskunluk var. Yargının suskunluğu var, işte konvansiyonel medyanın ciddi bir suskunluğu var. Kamu kurumlarının suskunluğu var. Parlamento yok zaten. Parlamentonun hiçbir etkisi yok. Dikkate alındığı yok. Cumhurbaşkanı da bu konuda bir kısım açıklamalar yapmış. Erdoğan da işte Sedat Peker'in açıklamaları üzerine bu kirli senaryoyu bozacağız diye açıklamada bulunuyor arkadaşlar. Evet. Bu suç çeteleri ilginç açıklaması, zehirli yılan gibidir demiş Erdoğan. Bu kirli senaryoyu bozacağız. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün dönemleri dahil çetelerle, yani Erdoğan'ın zehirli yılan gibi dediği bu çetelerle en fazla içli dışlı olan, iç içe olan iktidar AKP iktidarı. O kadar ki artık çeteler mi devleti yönetiyor, devlet çeteleşti tamamen. Mafya ile işbirliği mi yapıyor? Burada bile ciddi bir karışıklık var maalesef. Evet, onun dışında Ömer Faruk Emin Ağoğlu bir dönem Yarsav başkanıydı. Sedat Peker'in iddialarının soruşturulması ve yargının bu konuda adım atması gerektiğini söylüyor ama maalesef yargı yine Emin Ağoğlu'nun ifadesine göre tarihin en edilgen, en bağımlı, en niteliksiz, kendini savunamaz, hukuku savunamaz durumunda. Bu konuyla ilgili bir atak, karşı ataklar geliyor. Yani Sedat Peker, evet, Erdoğan'a ve AKP iktidarına ciddi zarar verdi. Süleyman Soylu'nun, Mehmet Ağar'ın façasını tamamen çizdi zaten. Ama sonuçta vurduğu yerler Erdoğan'ın altını boşaltıyor. Yani her ne kadar doğrudan Erdoğan'a vurmuyor, abim diyor, onu ayırıyor filan ise de stratejik bir tercih olduğu görülüyor bunun. Yaptığı her adım Erdoğan iktidarının altını boşaltıyor. Erdoğan'ın güvenilirliğini yitiriyor, hükümetin altını boşaltıyor. Buna karşı adımlar gelecektir mutlaka. Yani Erdoğan iktidarı buna karşı eylemsiz kalmayacaktır diye düşünüyorum. Mesela bununla ilgili işte bir adım Erdoğan cenahından değil ama Ergenekon cenahından geldi. Emin Gürses, Ergenekon yargılamalarında da olan bir akademisyen, iki bakan bir başkan Erdoğan'ı devirecek diye bir şey ortaya attı. Ergenekon'la Erdoğan'ın bir savaşı var. Son 6-7 ayda, son 1 yılda hızlanan bu işte generallerin bildirileri filan, önümüzdeki yaşta büyük Ergenekon'la ilgili kalan kadrolarının da tasfiye edileceği konuşuluyor. Büyük bir kıyım. Erdoğan'ın cemaati tasfiye ettikten sonra Ergenekon'la bir olup, şimdi de iktidarın gücünü kullanarak Ergenekon, ulusalcılar, Avrasyacılar, bunları tamamen tasfiye edip tekel haline gelmeyi, yani o ortağını da bitirmeyi düşündüğü söyleniyor. Bu bütün adımlar, göstergeler de onu gösteriyor. İşte bunu belki bozmaya matuf, AKP içinde bir rahatsızlık oluşturmaya matuf Emin Gürses'in bir ifadesi var. Buna ben de öyle düşünüyorum. Pek çoğu tersten tıraş diyorlar. Yani kendilerini kurtarmak için, Erdoğan'ın kimyasını bozmak için, hükümet içinde bir kısım tartışmalara, ihtilaflara sebep olabilmek için bir şeyler üretme. Yani bu onun ifadesine göre içinde MİT Başkanı'nın, Hakan Fidan'ın olduğu, işte Savunma Bakanı'nın olduğu ve İçişleri Bakanı'nın olduğu, iki bakan Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'ın olduğu, bir de Hakan Fidan'ın olduğu, bu üçlünün Erdoğan'a karşı yumuşak bir darbe hazırlığı içinde olduklarını söylüyor. Yani bildiğimiz manada bir darbe değil, Erdoğan'ın hasta olduğunu, rahatsız olduğunu, devleti yönetemez olduğunu filan ifade edip ona karşı operasyon yapacaklarını. Pek çok analist bunun çok gerçeği yansıtmadığını, bu üçlünün öyle bir şeyi çok teşebbüs edemeyeceğini, Ergenekoncuların yaklaşan yaşta tedbir alabilmek için, kendi tasfiyelerini engelleyebilmek için bir manipülasyon olduğu yaklaşım var. KHK'lı başkomiser ve
emniyet istihbaratta, organize suçlarda çalışmış bildiğim kadarıyla. Medyatik yönü de ileride doktorası olan, Amerika'da doktora yapmış entelektüel bir emniyetçi. Onun ifadesi de bence önemli. Emin Gürses derin yapının sözcüsüdür. Onun dediklerini ciddiye almak gerekir diyor. Yani ciddiye almak onun dedikleri doğru anlamına değil. Bir şeyin işareti. Yani netice itibariyle bu bir sözcü. Evet, Ergenekon'un önemli adamlarından birisi. Bu söylediğiyle bir operasyon, bir adım atıyor Ergenekoncular. Bu ile o dediği şekilde olacak anlamına değil ama bir şeylere hazırlandıklarını da görmek lazım. Öte taraftan Alaaddin Çakıcı'nın Sedat Peker'e karşı bir atraksiyon yaptığını ve bir mektup yayınladığını görüyoruz. Alaaddin Çakıcı toplumda modası geçmiş bir mafya lideri olarak görülüyor. Yani 20 yıl önce 90'ların mafyası, evet, Alaaddin Çakıcı'ydı. Zaten MHP lideri çıkardı, onun arkadaşı, yandaşı, akranı filan. Ama görebildiğim kadarıyla Sedat Peker böyle orta yaş insanlara ve topluma daha iyi hitap ediyor. Kamuoyunu daha iyi yönetebiliyor, algıları daha iyi kontrol edebiliyor, yönetebiliyor ve daha zeki çıkışlar yapıyor. PR tarafı çok güçlü, beden dili çok güçlü. Alaaddin Çakıcı'da bunların hiçbirisi yok. Eğitimi de ayrıca çok zayıf. Mesela Alaaddin Çakıcı'nın mektuplarını gördüyseniz bir sürü imla hataları var. Konuşması problemli, yazması problemli, üslubu problemli ve bir karizması yok. Hani eli kanlı olabilir, caydırıcı olabilir, onlara bir şey demiyorum ama Sedat Peker parti kursa ciddi oy alacak kadar toplumuna bir karşılık buldu. Ha, bu iyi mi? Bu iyi değil elbette. Bu toplumdaki problemi de gösteriyor. Yani bir mafya liderine bu kadar itibar gösteren, ona hayranlık duyan, onu böyle bir star haline getiren bir toplumdan endişe etmek lazım. Nitekim Sedat Peker'in söylediklerinin aynısını biz, yani gazeteciler, akademisyenler kaç yıldır aynı şeyleri söylüyoruz ve yüzlercesi söylüyor. Yüzlerce kanalla söyleniyor aynı şeyler. Yani nedir? İktidarın kirlendiği, mafya ile iç içe olduğu, hukukun işlemediği, yargıçların perişan sefil halde olduğu, emniyetin rüşvet batağına battığı filan, bunları hep söylüyoruz. Ama akademisyenlerin, yani uzmanların, gazetecilerin söylediklerine itibar etmeyen, onunla uyanmayan halk Sedat Peker'in söylediklerinden sonra uyanıyor. Tek etki Sedat Peker'in söylemesi mi? Hayır tabii, elbette ki Sedat Peker değil tek etki. Erdoğan'ın altı boşaldığı için zaman faktörü de var. Yani tam artık insanların Erdoğan iktidarından canı yanmaya başladı, aç kalmaya başladı, işsiz kalmaya başladı, rejimin altı boşalıyor. Tam bu noktada Sedat Peker'in bu çıkışı, güçlü çıkışı, medyatik çıkışı Erdoğan'ın altının boşalmasını hızlandırdı. Yani erozyonu hızlandırdı. Ama acı olan şu ki, yani gazetecisine, akademisyenine, işte hatta siyasetçisine, alternatif muhalif siyasetçisine güvenmeyen, onların dedikleriyle uyanmayan bir toplumun Sedat Peker gibi bir mafya liderinin söylemleriyle uyanmaya başlaması da, yani toplumumuz adına, Türk toplumu adına aslında endişe edilecek bir nokta diye düşünüyorum. Yani Peker kamuoyunu kazanıyor, yanına alıyor, bir popüler bir adam haline geliyor. Bu bir yönüyle iyi gibi gözükebilir. Yani iktidarın kirli noktalarını deşiyor, cerahatleri deşiyor. Ama bunu deşen adam popüler hale geliyor ve bunu deşen adam da onların bir parçası. Toplumdaki bu aslında bir tuhaflığın, bir sıkıntının, bir problemin en önemli alametlerinden bir tanesi. Öte taraftan Soylu, hani bugün süslü sülü diye Süleyman Soylu'yu da kendine tarz yaklaşımıyla Sedat Peker gömüyor aslında. Karizmasını çiziyor. Hani Süleyman Soylu'nun da kendine göre bir karizması vardı. Özür dilerim, güneş tam karşıdan vurduğu için gözümü yummak zorunda kalıyorum bazen. Bir karizması vardı. Kendine has tarzıyla tiye alarak, kafaya alarak bir şekilde Sedat Peker Süleyman Soylu'nun karizmasını yerle bir etti. Ama görüyoruz ki Süleyman Soylu Türkiye'deyken Sedat Peker dinlenemesin diye ona jammer vermiş. Yani sinyal kesici şeyler vermiş. Doğrudan devletin nemalandırdığı, bu hale getirdiği bir mafya lideri aslında Sedat Peker. Evet, maalesef bir mafya lideri, bir yalancı çoban hükmüne düşen Erdoğan iktidarını hızla yıkıyor. Bundan sonra Erdoğan toparlanabilir mi? Yani toparlanması zor. Erdoğan, Sedat Peker konuşsa da konuşmasa da zaten bir
çözülme sürecindeydi, bir erime sürecindeydi. Bunu durdurabilmesi için daha şiddetli otoriterleşmesi lazım, ülkeyi bir şekilde iç savaşa sokması lazım, kan dökmesi lazım, yani yeni cambaza bak olaylar çıkarması lazım. Ama bu Sedat Peker'in söyledikleri şunu ortaya çıkardı. Artık AKP'nin içinde de, devletin içinde de Erdoğan'ın bu arabayı süremeyeceğini, buradan, bu anafordan çıkamayacağına dair kanaatler güçlendi. Sedat Peker o algıyı yıktı aslında. Yani Erdoğan'ın güçlü, karizmatik, her şeyi kontrol eden filan gibi algısını ciddi oranda sarstı. Bundan sonra Erdoğan'ın yanında duranlar da bir göz hep dışarıda olacaktır. Yani Erdoğan'a mutlak itaat etme, reis ne dersen yanındayız ölümüne demeyecektir. Erdoğan'ın gidebileceği ihtimalinden dolayı, altının boşaldığı ihtimalinden dolayı sürekli gözleri başka yerde olacaktır. Ki nitekim bunu Fehmi Kor'da geçen haftalarda yazmıştı. AKP içinde de muhalif yoğun bir şekilde dosya yakmalar var. Kendi kirli dosyalarını temizlemeler var. Günah çıkartmalar var. Yani evet AKP çok kirlendi, ben aslında bunların yanında değildim. Ben bunları tam tasvip etmiyordum gibi. Yani AKP sonrasına dair kendisine kredi oluşturma, o suçlardan, günahlardan arınmaya dair çalışmaların ve çabaların olduğunu görüyoruz. Erdoğan Sedat Peker'e karşı ne yapar? Birleşik Arap Emirlikleri'nden isteyebilir mi? İsteyebilir. Verirler mi, vermezler mi bilmiyorum ama kanaatim şu, resmi yollarla isteyeceği kanaatinde değilim. Muhtemelen zaten böyle bir isteme olacaksa Sedat Peker şunu da yapabilir diye düşünüyorum. Yani Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile arası çok iyi değil. Vermek istemeyebilir ki Körfez ülkelerinin çoğu Amerika ve İngiltere'ye bağımlıdır. Onlarla birlikte hareket eder. Onların himayesi, o büyük devletlerin orada himayesi de olabilir. Veya Reza Zarrab olayında olduğu gibi eğer Erdoğan bunun üzerine gider, Sedat Peker'e ciddi zarar vereceğini düşünürse kanaatimce itirafçı olabilir. Ve bu itirafçılık da Erdoğan'ın uluslararası suçlarını, yani silah sevkiyatı gibi, uyuşturucu sevkiyatı gibi, cihadistlere yardım etme gibi, ki bunların hepsinin içinde Sedat Peker'in olduğunu biliyoruz. Suriye'ye silah sevkiyatında filan. Daha güvenli bir ülkeye geçebilir çoluk çocuğuyla ve itirafçı olabilir. Ama Erdoğan'ın şunu yapacağı kanaatindeyim ben ki bugün Kürşat Yılmaz bu sıralar hapisten çıkmış, eski ülkücü mafya denilen. Ya Sedat Peker'in adamlarıyla veya başka bir mafyayı gönderip Sedat Peker'i Birleşik Arap Emirlikleri'nde temizletmeye, yok etmeye çalışacağı kanaatindeyim. Ama Sedat Peker ona da açık kart açıyor ve diyor ki çatışırım sizinle diyor, gelin diyor. Gelinen noktada Sedat Peker Erdoğan iktidarının, AKP'nin korkulu rüyası haline geldi. Evet, Sedat Peker de kirli bir adam ama iki kirli ve ortak yapının mücadelesi, savaşması pek çok hakikatin ortaya çıkmasına sebep oldu. Ve bu süreç Erdoğan iktidarının erozyonunu, yıpranma sürecini artırdı. Görünen o ki yalancı çoban çok fazla yalan söylediği için güvenilirliğini kaybetti. Ama bir mafya lideri doğruları söylediği için, en azından doğruların bir kısmını söylediği için ve sahne performansı, kamera önündeki performansı, topluma verdiği pozitif imaj, pozitif hissiyat daha olumlu olduğu için bu mücadelede şu ana kadar gelinen noktada tek başına bir tripod, bir kamerayla Sedat Peker, koskoca devleti yöneten Erdoğan ve onun kurumlarına, aygıtlarına, polisine, yargısına karşı öne geçmiş ve galip durumda gözüküyor. Erdoğan mutlak manada gidecek. Bu kirlilikle uzun süre kalması mümkün değil. Ama gittikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin çok ciddi bir restorasyona ihtiyacı olacak. Bu enkazı kaldırmak için belki 10 yıl, belki 20 yıl yoğun bir çaba göstermek gerekecek. Nasıl gider? Umarım seçimle gider. Önümüzdeki seçimlerde demokratik yollarla gider. Demokratik yollarla gitmek istemez ama demokratik yollarla gitmek istemeyeceği şekilde rejimi, sistemi kontrol edebilirse gitmez. Ama rejim elinden çıkarsa, kurumları kontrol edemez hale gelirse kuzu kuzu gider. Şu an gelinen noktada o. Artık Erdoğan'ın kendisi bizzat sorgulanıyor. Ülkeyi yönetebilir olması sorgulanıyor. Ne kadar muktedir olduğu sorgulanıyor ve bu en çok da artan oranda AK Parti içinde sorgulanıyor. Bir yönüyle Sedat Peker, Erdoğan'ın gidişinin işaret fişeğini çakmış oldu.
Bir yönüyle Sedat Peker, Erdoğan'ın çözülme sürecini hızlandıran bir etki oluşturdu bu yayınladığı videolarla. Evet, mafya lideri yalancı çobanı devirecek gibi gözüküyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.